Fırında hamsi pişirmek için de mısır unumuzu aldık. Hamsilerimizi mısır ununa bulayacağız. Mısır unu ve bir miktar unla karıştıracağız. Tuzumuzu ekliyoruz. Hamsimizi mısır unu ve normal un karışımı, tuz karışımına bulayıp o şekilde fırına tepsiye yerleştireceğiz. Evet, bu şekilde bir poşette hamsileri karıştırmak daha kolay oluyor. Bayanlar için çok pratik bir yöntem. Evet, hamsilerimiz yıkandı, temizlendi. Tuzlandı. Şimdi poşetin içine atıyoruz. Ve poşetimizi böyle sallıyoruz. Böylelikle hamsilerimizin tamamen buna bulanmasını sağlıyoruz. Şimdi teker teker hamsilerimizi unlarına çırparaktan tepsimize yerleştiriyoruz. Az önceki levreklerin yanına. Az önceki derken bir önceki videodaki levreklerin yanına böylece diziyoruz. Evet. Evet, bütün hamsimiz yerleştirildi. Şu şekilde. Evet. Şimdi üzerine yağ gezdiriyoruz. Balıklarımızın üzerine yağ gezdiriyoruz. Sıvı yağ da olabilir. Zeytinyağı da olabilir. Evet. Riviera tipi de olabilir. Sızma yağı da olabilir. Ayçiçek yağı da olabilir. Balıklarımız şimdi fırına verilmeye hazır bir vaziyete geldi. Fırınınızı isterseniz ısıtabilirsiniz de. Önceden ısıtabilirsiniz de bir miktar. Isıtmadan da verebilirsiniz. Bu konuda bir problem yok. Evet. Şimdi fırınımızda kaç derece? 200 derece fırınımızda. 200 derecelik ısıyla balıklarımız kızarıncaya kadar kızarıncaya kadar pişireceğiz. Bir de farklı pişirme şekli var. Bilirsiniz. Özellikle çocuklar hamsiyi kılçıklı yemekten çekinirler. Bu nedenle hamsiler şu şekilde kılçıkları temizlenerek yayılır ve üzerine tekrar bir hamsiyle birleştirilir. Bu şekilde. Çocuklar bu şekilde hamsiyi bütün bir et olarak yemeyi daha çok sevdikleri için ve hamsiyi yiyebildikleri için bu yöntem önerilir. Size de tavsiye ederim. En son bu hamsiler bu şekilde fırına yerleştirilecek. Ve bunlar da kızartılacak. Kalan tepside kalan yerimizde şu şekilde. Hamsi balığını çocuklara sevdirmenin en güzel yolu bu olsa gerek. Halk arasında hamsi balığın bu şekilde pişirilmesine, hazırlanmasına hamsi kuşu da denir. Kuş sevimli bir hayvan olduğu için çocuklar da tabii ki bunu yerken daha bir zevk alarak yerler. Evet, balığımız nar gibi kısarmış. Oh, mis gibi. Sesleri duyuyorsunuz. Şöylece. Herkese tavsiye ederim. Afiyet olsun. Evet, nefis olmuş.